Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Türklerin önceki inançlarıyla İslam dini arasındaki benzerliklere örnek veriniz şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Peki maddeler halinde yazalım. İlk olarak Türkler çok temiz bir milletti arkadaşlar. Türkler çok temiz bir milletti. İslam da temizliğe çok önem vermekteydi. 2. Türklerde ve dini inançlarında sınıf ayrımı yoktu arkadaşlar. İslamiyet'te yine aynı şekilde sınıf ayrımını reddediyordu. Bu yüzden makul olduğu için birden çok seçenek gibi Türkler gruplar halinde İslam'ı seçmeye başladılar. Türkler de tabi 751 Talas Savaşı'ndan sonra bu gruplaşma halinde Müslümanlaşmalar başladı. Fakat bunlar da ayrıyeten ekstra bir ne oldu arkadaşlar? Etken oldu. Türklerde ve dini inançlarında sınıf ayrımı yoktu. İslamiyet'te sınıf ayrımını reddediyordu. Üçüncü, Türkler arasında dürüstlük ve adalet büyük bir erdemdi arkadaşlar. İslam da bu erdemi emretmiştir. Türklerde dürüstlük ve adalet büyük bir erdemdir. Bu erdemi İslamiyet'te emretmiştir şeklinde üçüncü maddemi yazdım. Bir madde daha yazalım. Dördüncü olarak Türkler arasında derin bir hoşgörü vardı arkadaşlar. Türkler arasında derin bir hoşgörü vardı. İslam da hoşgörüyü benimseyen bir dindi. Dindi Türklere göre arkadaşlar. Evet. Tüm bunlar etken oldu. 151 Talas Savaşı'ndan sonra Türkler gruplar halinde Müslümanlaşmaya başladı arkadaşlar. Peki ikinci sorumuzda İslam'ın şartlarını yazınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Tabii ki yazalım. Bir, kelime-i şehadet getirmek. İki, namaz kılmak. Üç, oruç tutmak. 4. Zekat vermek. 5. Hacca gitmek arkadaşlar diyerek İslam'ın 5 şartını yazdık. İmanın şartlarını yazınız demişiz. Hemen yazıyoruz. 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 3. Allah'ın meleklerine inanmak.
4. 4 için ne diyoruz arkadaşlar? Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak. Ve son olarak, beşinci olarak ahirete inanmak arkadaşlar diyerek bu sorumuzda mükemmel bir şekilde cevaplamış oluyoruz. Bir sonraki sorumuz. Türk İslam tarihinde dönüm noktası oluşturan savaş hangisidir? Evet, bir önceki sorularımda da sık sık söyledim arkadaşlar size. Bu soru tarih dersinde de, üniversite sınavınızda da, lise sınavınızda da çıkar arkadaşlar. Çünkü önemli bir bilgidir, önemli bir savaştır. 751 Talas Savaşı'nda arkadaşlar Araplar ve Çinliler arasında gerçekleşmiştir. Ve yine az önce söylediğimiz gibi Türkler bu savaştan sonra gruplar halinde yukarıdaki ilk sorudaki saydığımız maddeleri de göz önünde bulundurarak gruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamıştır. Diyerek ilk sayfamızdaki soruları mükemmel bir şekilde cevaplıyoruz ve arka sayfamıza geçiyoruz. Ne demişiz? Mevlevilik tarikatının kurucusu, dünyaca tanınmış mutasavvıf ve şairdir. Tasavvuf konusunda önemli eserler yazmıştır. Meşhur eserleri Divan-ı Kebir ve Mesnevi'dir. Kim bu arkadaşlar? Mevlana, Celaleddin Rumi. Orta Asya Türklerinin dini ve tasavvufi hayatında derin etkiler bırakan, Türkistan'ın piri diye ünlenen mutasavvıf ve şairdir. Öğrencilerini Anadolu ve Balkanlara göndererek İslamiyet'in o yörelerde yayılmasına öncülük etmiştir. Eserini Türkçe olarak yazmıştır. Şöyle yazmıştır diyelim. Divan-ı Hikmet en önemli eseridir. Kim arkadaşlar bu kişi? Hoca Ahmet Yesevi. Bir sonraki sorumuz. İslam medeniyetinde ilk kez ilmi araştırmaların yapıldığı eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, İslam medeniyetinde ilk kez yüksek derecede ilmi araştırmaların yapıldığı eğitim kurumlarının adı Beytülhikme'dir. 1340 yılında doğmuş, 1430 yılında vefat etmiştir. Gençlik yılları boyunca tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri almıştır. Kara medresede müderrislik yapmıştır. Bu kişi kim arkadaşlar? Hacı Bayram Veli'dir. Diyerek bu sayfamızı da mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve arka sayfamızdaki son sorulara geçiyoruz. Ne demişiz? Güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika, 24 saniye olarak ölçen ve günümüzde ayın bir bölgesine adı verilen ünlü Müslüman bilgin hangi seçenekte verilmiştir? A. Harezmi, B. İbni Heysem, C. Battani, D. Cabir İbn Hayyan, D. İbn Firnas. Evet arkadaşlar, burada cevabımız C şıkkı Battani'dir. Diyerek bu sorumuzu da cevaplamış oluyoruz. Mevlid diye bilinen Vesiletün Necat adlı eserin yazarı kimdir? A. Süleyman Çelebi, B. Mevlana, C. Şeyh Galip, D. Yunus Emre, E. Fuzuli. Evet arkadaşlar, direkt olarak cevabımız ne burada? Süleyman Çelebi diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırmış oluyoruz. Anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada birden çok İngilizce, din kültürü, tarih, coğrafya gibi derslerin videosunu, yazılı videosunu, sınıfınıza ait yazılı videosunu kanalımızda videolar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konu anlatımımızda veya yazılıya hazırlık çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.